Herkese merhaba sevgili dostlar, Duygu Odası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenerbahçe Trabzon derbisi öncesinde Trabzon'da yaşanan şok bir gelişmeyi açıklıyorum sevgili dostlar. Marek Hamsik Trabzonspor kadrosunda şu anda yok sevgili dostlar. Çünkü Marek Hamsik'in sizlerin de bildiği gibi milli takımdan sakat geldiği ve antrenmanlarda defalarca kendini denemesine rağmen bir türlü istediği verimi alamadığı, bu nedenle de kadroya bile, yedek kulübesine bile oturtulamadı sevgili dostlar. Çünkü Marek Hamsik'in sakatlığı şu anda oldukça ciddi görünüyor. İnşallah hayırlısı olur futbolcu için. Gerçekten Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi böyle büyük bir yıldızı Fenerbahçe maçında izleyememek gerçekten kötü olacak. Ayrıca Fenerbahçe'den de Serdar Aziz, İrfancan Kahveci ve Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacaklar sevgili dostlar. Gerçekten Trabzon-Fener maçları insanın böyle aklını alacak maçlar oluyor. İki takım arasındaki rekabet gerçekten çok güçlü bir rekabet var. Özellikle Trabzon'un son şampiyonluğu kaybettiğinden sonra oluşan öyle bir rekabet var ki insanlar adeta birbirlerini yiyorlar sevgili dostlar. Öyle bir rekabet var. Ayrıca son zamanlarda oldukça dile getirilen kaleciler var. Trabzon kalecisi Uğurcan ve Fenerbahçe kalecisi var. Fenerbahçe kalecisi, bakalım bu maçta hangisi, yani Fenerbahçe kalecisi mi gol yiyecek yoksa Uğurcan mı gol yiyecek? Gerçekten bunları da izleyeceğiz. Altay Bayındır son zamanlarda iki kalecide. Altay Bayındır da fazla hatalı gol yemeye başlamıştı milli takımda. Uğurcan da fazla hatalı gol yemişti. Bakalım bu sefer Trabzon-Fener maçında neler olacak? Hangi kaleci hatalı gol yiyecek veya hangisi daha üst düzey performans sergileyecek? Hep birlikte göreceğiz sevgili dostlar. Gerçekten kaleciler açısından da, Türkiye'nin geleceği açısından da, Türk milli takımının geleceği açısından da bu iki kaleci çok önemli. Bakalım bu akşam ne olacak? Yalnız Trabzonspor adına Marek Hamsik'in olmaması gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü Trabzonspor uzun zamandır orta sahada maestro olarak gördüğü Marek Hamsik'i, bakalım bu akşam Marek Hamsik'siz bakalım bu akşam neler yapacak, hep beraber göreceğiz sevgili dostlar. Ayrıca Dorukhan Tököz de sevgili dostlar Trabzon maçında oynayamayacak. Büyük ihtimal yedek kulübesinde olacağı söyleniyor. Eğer Abdullah Avcı Marek Hamsik'in de yokluğunda ihtiyaç duyarsa Dorukhan Tököz'e yer verecek sevgili dostlar. Her neyse sevgili dostlar, Duygu Odası kanalından bu akşam da bu kadar diyorum. Hepinize hoşçakalın, sağlıcakla kalın.